görsel olarak da bazı farklılıklar Hı -hı. E, eminim oluyor e, down sendromunda gözle görülür bir şekilde çok biz önemli. görebiliyoruz zaten Hı -hı. Peki otizmde nasıl belirtiler var bu arkada da yine e, balkonda yazıyor yine e, hani Anlasam çok güzel bir örnek üzerine. oldu Hı -hı. İlk önce göz temasındaki e, zayıflıkla bunu fark edebiliyoruz. Seslendiğinizde bakım ama ama kapı gıcırtısına dönüp baktığını görürsünüz ama ismine tepki vermede zorluk yaşar. Çünkü ismine tepki vermek onun için bir sosyal iletişim, sosyal etkileşim sürecine girmiş olur. E, herhangi bir rutinini kırdığınızda e, verdiği tepkiler diğer çocukların verdiği tepkilerden 10 kat, 100 kat daha fazla olabiliyor. Hı. Çünkü öfke nöbetleri daha fazla görülebiliyor. Sarılma, öpme, dokunma, dokunsal hassasiyet ve duysal hassasiyetlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Zaten duyu bütünleme süreci dediğimizde duyuların entegrasyonuyla ilgili duyular vücutta birbiriyle etkileşim halini doğru sergileyemediği zaman, doğru o uyumu kuramadığı zaman mutlaka birçok alanda bize otizme yakın belirtiler göstermeye başlıyor. Nasıl kendi etrafında dönme gibi, baş aşağı durma gibi, sıçrama gibi, kelebek hareketi, sıçrama hareketi deriz hı hı. biz. Kelebek hareketi yapma ya da eline herhangi bir nesneyi alıp sallama, el, nesne olmasa bile elini sallama ya da gözüne bir uyarım verme gibi. Bunların hepsi aslında 0-4 yaş arasında bütün çocuklarda görülen davranışlar bunlar olmak durumunda. Çünkü duyuların aktive olabilmesi için bunların olması gerekiyor. Bu yer çekimi dünyada yaşadığımızda ötürü aslında. Eğer yer çekimi olmasaydı duyu bütün ile ilgili belki de çok büyük bir hassasiyet olmayacaktı. Ama vestibüler dengedeki o hasar diğer bütün alanlara, diğer bütün duyulardaki alanlardaki hasarlara sebebiyet verebiliyor. Ya da ortaya çıkarabiliyor, hassasiyeti arttırabiliyor. Bunu böyle anlatabiliriz. Ama özellikle ee, bu, darz, bu tarz davranışları gösteren her çocuk otizm değil Hı -hı. ama bu davranışların sıklığını, zamanını, süresini ve miktarını ayarlayamadıkları zaman otizm belirtilerinin arasına giriyor. Ee, en bariz yani 25 madde sayarım size burada otizmle ilgili ama 5 temel maddesi vardır ve bu 5 temel madde otizmde e, bizim için puan yüksek olan maddelerdir maalesef ki. Hı -hı. İşte iletişimden kaçınma gibi yani ismine özellikle tepki vermeme gibi. E, taktil duyu reseptörlerindeki o sıkıntıdan ötürü dokunsal e, arayışların olması ya da hiç dokunsal arayışın olmayışı. Hatta bir ara e, haberlere de çıkmıştı. E, çocuğun eli buzun içinde ama çocuk hiç e, soğuk olduğunu hmm. hissetmiyor. Artık evet. soğuk yanığı olmuştu. Bu işte taktil duyudaki reseptörlerle hmm. ilgili bir durum. Duysal bir hassasiyet. Genellikle otizmin çocuklarımızın çoğunda bu, bu tarz e, hassasiyetler ya acıyı çok fazla hisseder ya da hiç hissetmez gibi hmm. düşünün. Yani sadece taktil duyu demiyorum. Diğer bütün duyularla da alakalı bir hassasiyetin oluşu bize çok büyük bir puan verir otizmde. Dilin gecikmesi zaten başlı başına bir problem. Çünkü e, dilini aktif kullanamıyorsa e, örnek veriyorum biz geldiğinde deriz ki kaç tane kelime kullanıyor çocuk? Anne, baba, mama, dede başka hani mı döneminin dışına çıkabildiyse bir kelime bile olsa bunda umut var diyoruz. Bu süreçte umut var. Çünkü... E, Yutak çalışabilir halde, yutma problemi olmadığı için ses tellerinde, ses yutak bölümünde, konuşma merkezine yakın olan yerlerde çok büyük problem yok diyoruz ama desteklenmesi gerekiyor diyoruz. Yeme problemleri mesela otizmde başlı başına problemlerden biridir. Yemek seçme. Çünkü her şeye obsesyon geliştirme meyili olduğu için otizm çocuklarda takıntılı, takıntı kelimesi çok kullanılır otizmde. Yemek yememeyi de takıntı haline getirmiş olabiliyor. Ya da yemek yemeyi. Belli başlı yiyecekleri yemeye takıntı haline getirmiş olabiliyor. Ee, bu nedenle baskın özellikleri var elbette otizmin. Ama dediğim gibi bu özelliklerin bazıları normal gelişim gösteren çocukların da normal seyirinde 0-4 yaş arasında sergilemesi gereken davranışlar. Ama bunlar aynı sönen refleksler gibi e, sönmesi gerekiyor. Ya da bu kadar öfke nöbetine e, gerek kalmadan yani elindeki oyuncağı aldığınızda canı yanmış canı acımış gibi tepki verir. Çünkü o ona öyle bir bağlılık geliştirir ki takıntının da üstünde bir bağlılık. Başka insanlara da öyle bağlılık geliştiriyorlar kesinlikle değil Kesinlikle insanlara mi? da. Sevdikleri zaman kesinlikle. mesela. Yani aslında şu noktaya hani dedik ya ilk başta tanımda sosyal iletişim ve etkileşimde bir zorlanma, bir güçlü. Hı hı. Bunu şöyle anlamlandırabilirsiniz. Eline bir Lego parçası verdiğinizde Lego ile saatlerce oynar. Evirir çevirir aslında o oyun değildir. Onunla uyarım yapmaya başlıyordur. Ama ona bir top verdiğiniz, hadi bakalım karşı gibi top oynayalım dediğinizde bundan kaçınacaktır. Hmm. Çünkü karşılıklı etkileşimi, iletişimi tercih etmedikleri için ve bunu hmm. ıı, yani yardıma ihtiyaç duyduklarında bile işaret parmağını göstermeyen çocuklardan bahsediyoruz. Yani bunu etkileşimde tabii ki kullanmak isteyecektir. E, i̇şaret parmağını kullanmadaki zorluk mesela 9 ay 12 ay arasında belirtilerimizden biridir. Hmm. Ama otizmde süre gelen bir e, problemin de devamıdır aslında. Korku ve fobileri de vardı. Aynen çok farklı e, korkuları olabiliyor. Aslında bu korku demeyelim buna yine hmm. e, duyulara atıfta bulunalım. E, duyulardaki o hassasiyetler ötürü bunu biz dışarıdan bakan kişi korkuyor olarak anlamlandırıyorsunuz. Mesela yüksek sese maruz kaldığında bu çocuğun problem darmış gösterdiğini biliyoruz. E, düğün yerlerini düşünün. Ya da ezan sesinin cami yanına gelecek ezanın başladığını düşünün. Yanından motosiklet geçerken verdiği tepki kulağının kapatma tepkisidir. Hı hı. Bunlar dışarıdan bakıldığında korktu gibi bir imaj yaratabiliyor tabii ki. Korktu evet. e, davranışlarına yakın bir davranış çünkü. Ama aslında orada duysal hassasiyet, bizim duyduğumuz gibi duymadığını düşünün. Gördüğümüz gibi görmediğini düşünün. Hissettiğimiz gibi hissetmediğini düşünün. Çünkü daha fazla ya da daha az hissettiğinden emin olun. Bundan ötürü mesela hep şu örneği veririm. E, gondola bindiğinizi düşünün. Gondolda yukarıdan aşağı inerken ki o iç boşalmasını bilirsiniz. Birçok çocuğun bunu kaldırımdan aşağı inerken yaşadığını düşünün. Hmm. Ya da kaydırağa çıkacak çocuk kaydırakta ikinci basamaktan aşağıya iner. Çünkü o ona o kadar büyük baskı verir ki yer çekimli olan süreçte yönetemez o, o süreci o baskıyı. E, bundan ötürü çocuk orada e, Sanki canı yanıyormuş gibi davranır. Hemen inmek ister. Biz nasıl iç boşalma, mide bulantısı yaşamış gibi hissederiz. Ki zaten o iç boşalmasını yaşamayan birçok çocuğumuz var. Bunu yaşatabilmek için de e, derin duya çalışmaları, derin duya aktiviteleri çok yapıyoruz. Bunun sebebi de aslında o mide bulantısı, o iç boşalma anının yaşamaları gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. E, İntersepsin dediğimiz, e, iç organlarımızın da e, hani... Duyuların içerisinde, duyu problemlerin içerisinde bir de iç organlarıyla ilgili. Yani mesela doydum hissi yoktur çocuklarda. Hmm. Midem bulandığı hissi yoktur. Ee, ya da e, hiçbir şey yemek istemez. Ya da aşırı yemek ister. Yani uçları düşünelim. Otizmde sürekli uçları düşünelim. Ya çok fazla hissedecek ya hissetmeyecek. Hissetmemeye kadar yakın bir süreç olacak. Mesela e, ilkokul sürecine geçelim. E, bizim seviyemizde de vardı. Bastırarak yazma ya da silik yazma. Bunların hepsinin kökeni ergoterapide duyu bütünleme hassasiyetiyle ilgili hmm. bir durum. Ama baktığımızda distektik belirtilerden de biri. Evet. Ama burada erken çocukluk sürecinde doğru müdahaleyle otizm sürecinin diğer spektrum bozukluklarında olduğu gibi başka bir tanıya evrildiğini de görüyoruz. Nedir bu? Hmm. Mesela otizmin yelpazesinde yaygın gelişimsel bozukluk var, atipik otizm var, sosyal iletişim güçlüğü yaşayan çocuklarımız var, asperger sendromu var bunların hepsi otizm yelpazesinde olan süreçler. Fakat eğer bir çocuğumuz 3 yaşına kadar bir otizm tanısı aldıysa bu tanının evrildiği de hep dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu oluşabiliyor. Hı hı. Disteksiye evrilebiliyor. Normal gelişim gösteren çocuklarla makas aralarında çok az açıldığı için artık evet. makas kapandığı için yakın süreçte yaşıtlarına yaklaştıkça da yeni bir tanıya evrildiğini görüyoruz. Evet. Otizm otizm olarak kalmayabiliyor yani. Evet. Şimdi tam bu noktada aslında bu hafta haftanın da otizm farkındalık haftası olduğunu varsaydığımızda ve şu soruyu da eklemek isteyeceğim tabii ki bu çizelgede bunu konuşmak da önemli. Bebeklik döneminde erken müdahalenin önemini konuşalım çünkü madem bu farkındalığı hatırlatmaya çalışıyoruz hem bunu konuşalım zamanımız da daralıyor hem de biz neler yapabiliriz kendimiz bireysel olarak aileler bu durumla ilgili neler yapabilir onları da ekleyelim. Ee, az önce de bahsettiğim gibi 9 aylıktan itibaren e, bilinçli bir anne baba gelişim basamaklarının önlerini alsınlar. Onlara bu tavsiyeyi özellikle veriyorum. Bütün anne babalara. Ee, önlerini alsınlar. Desinler ki gelişim basamaklarını bu ayda bu çocuğun bunu yapması gerekiyor. Evet yapıyor mu artı, yapmıyor mu eksi. Kendileri o envanteri önce bir tutsunlar. O envanterde yazan e, basamakları, becerileri Hı -hı. çalışmaya çalışsınlar. Çocuğun bunu öğrenme hızına baksınlar. 12. aya geldik ne yapması gerekiyor? 15. aya geldik ne yapması gerekiyor? Ama 18. aya geldiğinde de yaşıtlarıyla arasında yine o basamaklarla ilgili çok büyük fark varsa mutlaka bir uzmana başvursunlar. Hı -hı. Türkiye'de ee, bu süreç nasıl işliyor diye soracak olursak ailelere yön vermek adına söylüyorum ee, önce çocuk nurulu, çocuk doktoru çocuk psikiyatrisine başvuruyorlar sonra süreç o şekilde ilerlemeye başlıyor sağlık kuruluyla ilgili süreçten geçtikten sonra sağlık taraması diyebiliriz buna sağlık taramasından geçtikten sonra bir eğitsel değerlendirme süreci başlıyor ve eğitsel değerlendirme süreci sonucunda bir tanı ortaya koyuluyor ee, ben hep şunu söylüyorum gelen ailelere 18 aylık 20 aylık çok bebeğim geliyor ve o ailelerin çoğu tabii ki rapor sürecine yanaşmıyorlar. Hı hı. Bu konuda onları anlayabiliyorum. Ee, o yüzden ben de onlara diyorum ki tamam rapor almadan önce biz bu çocukla ilgili ne yapabileceğimize karar verelim. Bu çocuk neler yapabiliyor, neler yapamıyor bunların tespiti. Bunların tespitinden sonra bakalım bize bir 3 ay verin diyorum. Çocuğumuzun hakkı olsun bu. 3 ay verin. Biz bu 3 aylık süreçte çocukta neler yapabileceğiz bunu görelim. Hı -hı. Çocuğun hızını görelim. Öğrenme metodlarını bulalım. Eğer çocuğumuz yavaş öğrenecekse gerçekten maddi anlamda da sizi çok zorlamasın. Ve bu süreçle ilgili biz bir rapor sürecine yönelelim diyoruz. Bu çocuğa verdiğimiz bir hak aslında. Çocuğun Hı -hı. bize dönüşünü beklememiz gerekiyor. Öğrettik şimdi dönüşü nasıl? Erken çocukluk döneminde buna çok iyi bakmak lazım. Hı -hı. E, çünkü... Artık altın değerinde de değil, platin değerinde de değil. En değerli mücevher neyse o değerinde çünkü. 0-2 yaş. İlk kritik dönem 2 yaş. Normalde literatürde ilk 3 yaşta tespit edilebilen tanı olarak bulunsa da otizm artık bu tanının 2 yaşa kadar indiğini gözlemleyebiliyoruz. Evet. Eğer bilinçli bir e, doktora sahip, e, yani gittiysek, denk geldiysek, şanslıysak doktorun bize söyleyeceği şey mutlaka önce eğitim. Evet. Ama Bunlar... kreş hiçbir zaman eğitim değil. Evet. Genelde kreşi yönlendiriyorlar sosyal etkileşim için, sosyal Hı -hı. iletişim boyutunu güçlendirmek için ama düşünsenize anne babasıyla doğal bir iletişimi, doğru bir iletişimi kuramamış bir çocuğu Hı -hı. siz alıyorsunuz, bir toplumun içine gibi. koyuyorsunuz. Evet. Kreş hiçbir zaman zor. bir eğitim metodu değildir. Bunu özellikle Hı -hı. Evet. söylemek istiyorum. Daha